Esselamu Aleyküm kardeşlerim. Rabbim zihin açıklığı versin. Bugünkü dersimiz damir. Bir önceki dersimizde ki dersin bir halakasıdır. Yani onun üzerine ekleyeceğimiz bir derstir bu. Zamir harfi, yani zamir ne demek? H harfinin sonda yazılışıdır. Şudur yani. H harfinin okunuşu diye bu dersin adı. Bu böyledir. Bir önceki misalimizde, yani terminli kelimeden bir sonraki kelimeye geçişin misalini bozmadık. Çünkü iki tanesinde de zamir vardı. Yani burada terminin geçişi de var, zamir de var. O yüzden aynı misal üzerinden veriyoruz ki akla yakın olsun. Burada zamir ne yapıyor? Kendin bu H harfi, sonda yazılışıdır bu. Bundan önceki harf eğer harekeli ise zamir uzatır. Bu üç misal haricinde. Bu üç misalin de Kur'an-ı Kerim'de sadece üç yerde geçiyor. Bunlar zamir olduğu halde uzatmazlar. Bu misaller lem yentehi ma nefkahu fevekihu diye üç misal. Burada bazen derslerde hatalar, yanlışlıklar oluyor. Affolunur inşallah. Yani bazen aceleye geliyor, bazen gözden kaçırılmayacak hatalar oluyor. Onları telafi etmeye çalışıyoruz. Buradaki misali ve aklınıza yatıracağınız olan mesele şu ki, zamiri önce bileceğiz. Zamir ne demek? He, yani bunun sonda yazılışıdır. Zamir şu. Bu nasıl zamir olur? Kendinden önceki harf harekeli olursa eğer, zamir bir harf miktarı uzatıyor. Nasıl ki fevmenillahi de, şurada temminli kelimeden diğer kelimeye geçişi de görürüz. Lillahü, hü'yü uzatıyor. Neden? Çünkü kendinden önceki kelime harekeli. Burada zamirden önceki kelimelerde uzatmadığı, met harflerinde uzatmıyor, cezinde uzatmıyor. Bunlarındaki sebep ne? Çünkü hareke olmadığından dolayı. Yani şöyle kafamıza kodlayalım. Zamir, bu H'nin sonda yazılışı, kendinden önceki harf eğer harekeli ise bu bir elif miktarı uzatıyor. Dediğimiz gibi şu üç misal Kur'an-ı Kerim'de sadece bununla, bu üç misal uzatmıyor. Çünkü bunlar kelimenin kendi aslından böyledir. Bu dediğimiz gibi bu bütün misallere verilebilir. Biz sadece aynı iki misale örnek verdik. Zamir dersimizde bu kadar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.